Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda praziquantel tedavimizin 3. dozunu uygulayacağım. Ondan önce bazı değişiklikler yaptım, onu göstermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz akvaryumlarım yatak odamdaydı. Melek akvaryumu şu yandaki soldaki masanın üzerindeydi. Sahibinden.com'da bir hobici arkadaşın akvaryumunu boşalttığını ve bunu satılığa koyduğunu gördüm. Demir profil üzerine tane 75'e 40 boy ve en olarak bir akvaryumdu. Alt katında boştu ancak tam benim melek akvaryumuma uygundu. O yüzden hemen bunu alıp melek akvaryumunu aşağı taşıdım. Şuraya da apistogramaların yavrularını taşımayı düşünüyorum. Şu apistograma videomuzdaki bildiğiniz iki çiftimiz vardı orada. İkisi de yavruladı. Her iki anne de yavrularını büyütüyor. Bakalım neler gelişecek. Konuyu saptırmadan tekrar melek akvaryumumuza dönelim. Melek akvaryumumuz şurada. Akvaryum 80 santimde. Profil uzunluğu 75 olsun santimde ama en olarak sığdığı için şuraya yerleştirdim akvaryumu. Yanlardan biraz dışarıda kalıyor ama şöyle uzaktan bakınca görüntü olarak çok da çirkin durmuyor. Ve bana da bir akvaryum daha kuracak şekilde kolay bir yer sağladı. Neyse, gelelim melek akvaryumumuza. Melekler gelişmeleri devam ediyor. Hasta meleğimiz anüsü tamamen kapanmış durumda. Yani o kurtçukların çıktığı halden biraz daha, çok daha iyi. Gözle görünür kurtçuk kalmadı artık. Ama bazen sanki küçük teller gibi kurçukları görüyormuşum gibi geliyor bana. O yüzden tedavinin kafam rahat olsun diye 3. dozunu da uygulayacağım. 2 hafta geçti tedavinin üzerinden. Gelişmeler güzel, bir kayıp yaşamadık. Bugün ama dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Meleğin karnı biraz fazla şiş geldi bana. Acaba kurtlar öldü de bağırsaklarının içinde bir tıkanıklığa, hani insanlarda ileus dediğimiz hastalığa mı sebep oldu? Tam emin değilim ama karnı normalden biraz fazla şiş gibi. Normalde bu kadar şiş değildi. Balığın makatı tamamen düzelmiş durumda. Ancak dediğim gibi karın bayağı bir şiş. Gördüğünüz üzere kurt vesaire pek gözükmüyor makatında. Bir tane görünüyor gibi. Akut olarak tedaviden sonra hemen ölmediler. Balıkları etkilemedi tedavi. Bitkileri de hiç etkilemedi. Akvaryumun bakteri kültürüne zaten dokunmuyor. Çünkü bir antibiyotik, antibakteriyel bir ilaç değil. Bitkilere de bir zararı yok. Sadece nematod, helmintlere, nematodlara, yani kurtlara yönelik bir ilaç. Bu sefer biraz farklı bir yöntem kullanacağım. Yani normalde filtreyi çalışır bırakıyordum. İlaç tam vücutlarını emilsin diye bu sefer filtreyi birkaç saatliğine kapatıp bir tane hava taşı atacağım içeri, havalanmayı sağlamak için. İlacı birkaç saat sabit akvaryumda tabana çökmesine, çökene kadar tutacağım. Filtreyi açmayacağım. Filtreyi de etkilemiyor dediğim gibi. Ancak ilaç miktarı, yani maruz kaldıkları ilaç miktarı artsın diye böyle bir yöntem deneyeceğim kendimce. Umarım bir güzel ilaç emilir vücutlarına ve kurtlardan tamamen kurtulmuş oluyoruz. Tabii bu üçüncü dozun amacı sadece balıkların vücudundaki kurtlar değil. Şimdi bu kurtların, parazitlerin, iç parazitlerin, kurtların hayat evreleri farklı normal diğer canlılar gibi. Üç evreli bir hayatları var. Birincisi yumurta, ikincisi larva, üçüncüsü de erişkin hali. Şimdi o ara form genelde suda kalabiliyor, yumurtalar da kalabiliyorlar ve genelde bir hafta sürüyor tekrar normal hale dönmeleri. Erişkin hale dönüp parazit şeklinde balığın içine yerleşmeleri, tutunmaları, enfekte etmeleri balığı. O yüzden hani minimum 3 doz uygulamanızı tavsiye ederim. İnsanlarda da aynı şekilde. Hani eğer ki varsa kalmış yumurta vesaire ölsün diye insan, koyun, kuzu ne varsa bütün canlılarda bu tedavi, kurtçuk tedavisi böyle uygulanıyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Uygulamaya geçiyorum. Bir sonraki partta 3-4 gün sonra yine bir güncelleme videosu çekip iki videoyu birleştirip tek bölüm halinde paylaşıyorum. Diğer 2 haftalık 2 dozda da aynı şekilde yapmıştım. Hani süreci daha iyi görmek ve gelişimleri izlemek için. Bu videoda aynı şekilde olacak. Bugün dozu uygulayacağız. 3 gün, 4 gün sonra gelişme videosunu çekip daha sonra da videoyu kanalda yayınlayacağım. Hazırladığım ilacı ezip tableti, praziquantel tabletini shaker'ın içinde erittim.
çözündürdüm. Mümkün olduğu kadarıyla çok çözünmüyor ancak biraz zor. Shaker'da bir güzel çalkalayıp suya dağılmasını sağladım. Şimdi bunu akvaryuma ekleyeceğim. Özellikle meleğin olduğu bölgeye daha çok gelmesini sağladım. Gördüğünüz üzere hemen çökmeye başlıyor. Ama bu zamanla suda çözünüp etken madde praziquantel suya dağılacak. Böylelikle bütün akvaryumu ilaçlamış, tedavi etmiş olacağız. Bir süre filtreyi böyle çalıştırmayacağım ama 1-2 saat sonra filtreyi çalıştırırım. Zemine çökmesini sağlayacağım şeyin. İlacın zemine çöktükten sonra filtreyi çalıştıracağım. Bildiğiniz üzere akvaryumda melekler dışında 3 tane koridora, 3 tane saye erişkin ve 2 tane golden jaye, altın rengi de turuncu renkli Çin yosun yiyici ya da vantuzlu çöpçü diyorlar. Onlar da zeminden beslendikleri için böylece onlar da ilacı almış olacak. Eğer ki onlarda da parazit varsa tedavi edilmiş olacaklar. Dozu hatırlatmam gerekirse praziquantel tabletleri, ticari ismi tenikür diye geçiyor. Veteriner eczanelerinden temin edebilirsiniz. 250 mg tabletler var. Onun şöyle bir kendinize göre doz hesaplaması yapmanız lazım. Örneğin dozumuz şöyle. 1 litre akvaryuma 2,5 mg. 1 litre akvaryum suyuna 1 litre akvaryum suyuna 2,5 mg. Benim akvaryum filtre ile beraber hemen hemen 100 litreye geliyor. O yüzden ben de 200 mg'lık, 250 mg'lık tabletin tamamını ezip suya ekliyorum. Tabii biraz etken madde kaybı oluyor o ezme sırasında, çalkalama sırasında, hazırlama sırasında kayıp oluyor ama normalde hani literatürde 2-2,5 mg civarı bir dozlama litre başına diye geçiyor. Balığın makatında daha önce de söylemiştim. Gelişme var yani hani tedavi edildi. Makattaki o yara şeklinde bir sürü kurçuğun dışarı çıktığı şekil tamamen kayboldu. Diğer balıklarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Diğer meleğimde herhangi bir hastalık belirtisi yok. Şu arkadaşın da makatı düzeldi. Ancak dediğim gibi bugün farkına vardım. Karnı bayağı bir şiş. Herhangi başka bir sebepten mi yoksa kurtların ölüp de bağırsaklarda tıkanıklığa yol açtığından mı emin değilim. Eğer öyle bir durum varsa balığı maalesef kaybedeceğiz. Çünkü o tıkanıklığı çözemiyorlar. Çünkü kurt miktarı fazla olunca öldükten sonra kurtlar orada kalıyor ve orayı tıkıyor. Maalesef balık kaybediliyor. Başımıza öyle bir durum mu gelecek yoksa çok yemek yedi, başka bir şey mi oldu, geçici bir durum mu? Onu takip videosunda 2-3 gün sonra göreceğiz. Arkadaşlar merhaba. Praziquantel tedavimizin son bölümünü çekiyoruz. Maalesef bugün şöyle bir görüntüyle karşılaştım. İşten geldiğimde balık ölmüştü. Zaten birkaç gündür karnı falan acayip çok şişmişti. Korktuğumuz komplikasyon gerçekleşti. İlaç etki gösterdikten sonra kurtlar balığın bağırsağını tıkadı. Yani kurtlar da orada ölüyor. Balık da onu atamayınca bağırsağı tıkanıp birkaç gün sonra bu hale geldi. En sonunda balığı kaybettik. Bu balıkta tabii hastalık bayağı bir ileri derecedeydi. Kurtlar neredeyse an üstünden dışarı çıkıyordu. İlk videolarda da baksanız hatırlarsınız. Ancak tedavimizi yapmak zorundaydık. Çünkü yoksa diğer bütün balıkları kaybedecektik sırayla. Çünkü onların da anüslerinden küçük küçük kurtlar çıkmaya başlamıştı. Özellikle sahillerde görmüştüm. Bir de şu öküzümüzde. Onun da poposundan bir iki kurt çıkmıştı ama tedavilerden sonra ondaki kurt miktarı enfeksiyon daha başlangıçta olduğu için o iyileşti. Ancak diğer balık bayağı bir ileri seviyede olduğu için enfeksiyon, kurt miktarı yükü fazla olduğu için kurtlar öldükten sonra bağırsağını tıkayıp ölümüne sebep oldular. Durumlar bu şekilde. Tedavimizi böyle bitiriyoruz. Son olarak da tekrar şimdi bir güzel su değişimi yapacağım. Ve tekrar bir doz daha yapacağım ne olur ne olmaz diye. Yani 4. doz olacak. Böylelikle kurtlardan kurtulmuş olacağız. Çünkü diğer balıklar 3 doz yaptım. Bugüne kadar diğer balıklarda herhangi bir sorun yaşamadık. Öküz de gayet güzel hastalanmadan kurtuldu. Yani hastalanmıştı, tedavi oldu. O gayet rahat kakasını yapıyor, kabızlığı yok. Ancak eşini kaybettik. Eşi de şurada rahmetli yüzüyor. Diğer balıklarımız da
keyifleri yerinde takılıyorlar. Neyse, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalda bu tarz videolar mevcut. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu arada her videonun sonunda söylediğim gibi Macuatik diye bir Instagram hesabım var. Oradan balıkların fotoğraflarını paylaşıyorum. Oraya da bir göz atarsanız mutlu olurum. Söyleyecek bir şey yok. Gönül isterdi ki şu balık da kurtulsun ama olmadı. En azından diğerlerini kurtardık. Hastalıktan kurtulduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.